Ekranda Forza Juventus tabi. Aa tabi. İzledin mi şeyi? Ne? Belgeseli. Neden Forza Juventus ya? Forza Tottenham. Biz Juventusluyuz da. Juventusluyuz Allah Allah ya. Peki. Ya böyle sürekli. Şeyi izledin mi Netflix'te? Şeyini. Hangisini? Juventus'un belgeseli. Juventus belgeseli. Yok izlemedim daha. Biraz zayıf ama iyi. Zayıf mı? Daha başlamadım. Zayıf. Çok dikkatimi çeken şeyler oldu. Oyuncuların evlerini de gösteriyor birkaç tanesinin. Oyuncu dediğim de Pjanic, Marquinhos. Beğendin yani mi? Bayağı. Abi evler şahane de sadelik çok hoşuma gitti sadelik. Ya. Bir tanesinde böyle şey yok yani. Şatafat yok diyorsun. Şatafat yok. Hele Bernardeşi'nin evine bayıldım. Bir, İş mimarlar falan izlesinler yani. Bir İngiliz atasözü der ki simple is beautiful. Basit güzeldir. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak yani bildiğin adam hani çoluğuyla çocuğuyla yaşadığı evi açmış kapısını. Yıllık da bir 2 euro kazanıyor değil mi? Hani, kaç 2 kaç 5? 2 diyelim. Hani. Ondan sonra adamların evleri şey yani. Sadelik enstitü. Kimisininki apartmanın içinde işte dubleks gibi daire, kimisininki villa. Ama mobilyalara bir bakın. Boşluk, çok fazla boşluk var abi. Neden böyle bercerlerle onu da oraya bunu da buraya yok ya, öyle bir şey yok. Duvara halı aşağı şey, alıyor. Öyle bir şey hiçbirisinde yok. O çok dikkatimi genelde çekti. Şey, ve bu ve bunlar İtalya'dan bahsediyorum. Yani mobilyanın yani kralı mobilyanın, yani. Mobilyanın, sanatın, hani varsa biblonun. Üçlü koltuk, ikili koltuk, televizyon onların hani babası koltuğu, yani şeylerinden bahsediyorum sandalye. Yani. Bunların hiçbirisi yok. Şey renkler genelde sade, beyaz. Sade toprak, pastel renkler. Falan. Beyaz basit falan. Basit güzeldir abi, basit. Abi ben bayılırım. O çok enteresan abi. O çok aynı kanaatteyim. Efsane. Ben de sadeliği çok seviyorum. Ama gülün de biraz sıkıştırmacı galiba değil mi? Ben size gelmiyor. Yok be. Beyazdı ama çok şey vardı. Az vardı ya. Az mı vardı? Bizde biblo miblo çok. İncik boncuk. O işte benim de o figür koleksiyonumdan dolayı da bizde de, bizde hepsini. De. Bizde de vardı ya kayboldu. Kızım abi, hepsini kırdı attı. Yani yok etti. Büyük salonlarda böyle ıkış tıkış ben de sevmiyorum. Dediği gibi Serdar. Çok son derece aynı kanat. Ben de bir iki tane tutuyorum figürlerden. Alınan hediye olarak. Küçük. Yani mesela çantalara enteresan abi. Bizim futbolcularımızda bir çantam var ya. Çanta, hani şey kol, çantaları. Kol altı değil mi böyle? Hani klasik bir tane şey çantası vardı. Ufak hani kol, koltuk altına. Mesela onlarda yok öyle. Bahsettim Buffon falan yani söylediğim futbolcular. Dybala falan yani. Sırt çantasıyla çıkıyor. Juventus'un sırt çantasıyla geziyorlar. Karizma çizilmiyor muymuş öyle olur? Yok bu şöyle. Olmuyor. 3 ya da 4 kişilik çekirdek ailenin ideal oturması gereken ev kaç metrekare olmalıdır? Yani çok çocuk kaç yaşında? Derin bir soru. Ayrı odası mı var yani? Bir tane var diyelim. Kaç metrekare olmalı? Çocuk kaç yaşında? Bakıcısı var mı? Tek mi kalıyor? Ya yok canım. 8 yaşında mı mesela? 10 yaşında mı? Bakıcısı yok 10 yaşında. Tek çocuk değil mi? Tek 3 artı 1 yeter tamam. Abi. Ha? 3 artı 1 yeter. Yani? 127 metrekare mi yani? 120 iyidir yani. 90 çok bile ya. 90 yeter abi. O tabii sen tam Avrupalısın. Abi hiç. 90 metrekare 3. 3 oda bir salon diyorsun. Balkon yok. Var mı? Balkon dahil mi değil mi? Balkon hariç. Balkonsuz ev mi olur abi? Ha? Maalesef var da olmasın yani. Balkonsuz olmasın. Oturduk balkonsuz evlerde. Çok oturduk valla. Ben de şimdi oturuyorum da isyandayım yani. Tamam değil mi? 2 ya da 3 artı 1 90 metrekare yeter mi? Serdar 120 diyor. 110 da olur. 100. 110, yani ben 100 bozmaz beni. 100 beni bozmaz. 100 metrekare. Brüt 100. Yok net 100. 2 oda bir salon kurtarmaz diyorsun sen yani. Ya abi ben beni bir oda bir salon kurtarır da. beni stüdyo da kurtarır ya. 2-1 de kurtarır ya ama yani ne şeye bağlı o. Yani ne istedi, nasıl ya, bir aile olduğuna bağlı. Bir şey söyleyeceğim. 3 metrekare için güzelim balkonları neden heba ediyorsunuz ya? Neden yok ediyorsunuz ya? 2 tane berjer koyacağım diye. 3 metrekare dediğin anda abi şimdi sen onun altısını isteyeceksin. Bu kadar küçük balkon mu olur diyeceksin. İzmirlisin ya sen. Balkonda bir sandalye bir iki ya iki sandalye bir küçük sehpa koyacağın yer olacak. Çıkacaksın o havayı üç almadan. 3 metrekareler dediği gibi. Abi, 3 metrekareler. 3 metrekarelerde ne eşyalar saklanıyor ne? Neler var biliyor neler musun? Dolapların içinde. Annem balkonu var. Kapattı be. Tabii. Var bir kültür abi. Sebebi yeni bir oda lazım. Çünkü atılamayan eşyalar var. Atılamayan eşya. Aynen öyle. Annem balkonu kapattı. Atılamayan eşya. Nokta.com diye site mi açsa? Atılamayan eşya. Atılamayan eşya müessesesi var ya. Aynen acayip abi. Bir müessesesi. Hele hele bizim jenerasyondan nelerinde falan değil mi? Atamıyorlar abi. Atılır mı oğlum? Atılır mı? Atılır mı yavrum? Atılır mı? Ya at. Ver birine. Ver birisine ver. Yok. Hiç atılır mı filan? Atılamayan eşyalar nokta.com. Ya fakire fukaraya ver diyorsun vermiyorlar abi. Bak aynen dedi. Atılamayan şey kullanmadığı oda var resmen ya. Balkon var ya. Yalnız bir de atılan eşyalar var biliyorsun. Atılmaması birine gereken. Birine ver abi birine ver. Hani anılsa olur bir şeyse onlardan elbette itirazım yok ama. Ya kullanılmayan bir şey ver gitsin şey işte ihtiyaç sahibi. İğne iplikler mevzul miktarda iğne iplik. Öyle durur. Çanta pikaplar vardı biliyorsun. İşte atılamayan eşyalar. Kutuları var boyaları çanta, var. Çanta şeklinde plak çalan pikaplar var. Eşyalar nokta.com. Gerçekten güzel. Bir Ceyhun şey. Tutar diyor. Bir kültür yani. Gerçekten bir kültür yani. Bir şey söyleyeyim mi hakikaten tutar yalnız ha. Atılamayan eşyalar nokta.com. Abi şey olmazsa. Ne derler onun adına? Yani onu ben okuduktan sonra taşınırken o işi yaptım abi. Eskisini göndermezsen yenisi gelmez.
Evet, kesin evet. Doğru bak. Ona ben zaten direkt bunu denedim yaptım bak. Kesin doğru bak. Doğru. Buna emin olun. Ya bir de evde hiç kullanılmayan, giyilmeyen bir sürü manasızca duran, durmasın o eşyalar var. Ama bir de atılmaması gerekip atılan eşyalar var. Mesela bizim çanta pick-up vardı yıllar önce. Annem evde onu eski diye kapının önüne koymuş, tabii hemen gitmiş. Büyük bir sıkıntı olmuştu. Güzel alet çünkü. Anneciğim selamlar, sevgiler. Şimdi kızdı bunu anlattım diye tabii. Ellerinden öpüyoruz. Benim annem de benimkine kızmıştır muhtemelen. Şimdi aman evladım orada şu var, burada var. Sen ne biliyorsun, sen bu evde hiç yaşadın mı? Bir sürü şey söyleyecek yani. Efsane hikayedir ama hep anlatır evet. Aile toplantılarında hala. Vallahi. Murat Erim demiş ki, tebrik ediyorum balkon arkadaşım. Ne ki misafir odası diye bir odamız vardı. Senede 3 kez anca girerdik. Tabii kullanılmaz. Abi defalarca anlattı, kullanılmaz. Tabii canım, kullanılmaz. Salona yani girmezsin ya. Tabii canım. Oturma bana, odasında bana otururuz. Bana bir tane faydası oldu. Şimdi abi. Onlar bak değişti ama şimdi mutfak salon 1 oldu filan. E tabii açık mutfak diye bir kavram var artık. Yani living area diye ya döndü artık yani. Yalnız bizim Kadıköy, o Suadiye bugün fotoğrafı gördün sen Instagram'da işte. Tam şu an şantiye yeri. O kadar çok inşaat var ki. Tabii tabii. Yeni düzenlemeyle beraber. O kapalı misafir taşını odası. Kardeşim İstanbul'dan. O ne kapalı misafir var? Odası daha önce anlatmıştım. Bana harika bir şut niteliği kazandırdı. İki tane koltuğun kolçaklarından şöyle bir boşluk vardı. Küçük topla sürekli atardım. Aşağıya atardım ama atardım. Yani 10, 11, 12. Halının gerisine de üçlük yapardım. Orada küçük bir iki tane koltuğun yan yana gelmişti. Arada boşluk olurdu. Tak 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 atardım. Salon. Dönerdim bir de. Şey daha önce bunu anlatmıştım. Erbatur şey vardı. Duvar kağıtlarından bir üçgen tespit etmiştim kendime. Güzel. Oraya da o koltuğa yakın yerden kenardan üçlük çalışırdı. Yemin ediyorum. O kapalı salonda annem gündüz yokken yaptığım operasyon oydu. Şu evleri balkonsuz yapmayın lütfen, balkonsuz yapmayın. O top girince ne keyif yapardım. Şak diye giriyor. Peki abi demiş izleyicimiz, okuyayım. Benim annem Commodore 64'ümü atmıştı. Gidip çöpten buldum Allah'tan. Hala duruyor. Onları atarlar abi. Abi. O tip lüzumlu şeyleri atarlar. Tamam mı? Bak ne kadar çatal bıçakta. 8 tane falan çatal bıçak takım vardı. Tabii. 8 tane. Ya hala almak isterler. Tamam mı? 8 tane çatal bıçak takım vardı. Bir de sana çeyiz yapar değil mi? Tabii. Çeyizine koyacağım falan. Ondan sonra falan. Şey sanki bana çeyiz. Sanki ondan bana çeyiz. Ondan sonra böyle küçük ev aletleri vardır. Mutfak robotu falan tadında. Tamam mı? Onun her nesilden. Küçük, büyük halılar vardır. Bu tip şeyler olur yani mesela. Her erkeğin evinde bir mikser olmalı diye de bir ne karıştıracaksın? Yazılı olmayan. Karıştırma abi ne karıştırıyorsun? Meyve, muzlu süt bak tavsiye ederim. Ya işte böyle. Geçmişte fritöz denen bir şey vardı, sizde var mıydı? Vardı tabii, olmaz mı, hatırlıyorum. Marka veremiyoruz değil mi? Bence kapandı, verebiliriz de bildiğin kahverengi böyle fritöz vardı ya. E tamam, patatesi kızartacaksın, ne yapacaksın? Ha. Ama şimdi niye yok? Fritözü şimdi sonra. Başka türlü bir. Var mı şimdi fritöz? Şimdi fritözü var ama daha yani daha yağsız pişiren, öyle yağlı yağlı pişirmeyen şeyler var. Çok geliş teknoloji. Nereden nereye? Hala fritöz vardır ya. Var mı fritöz ya? Olmaz mı canım? Tabii canım, fritöz var ama. O meşhur marka hala dünyada mı? Online mi? Ceyhun baksın. Artık şey ama yani artık çok az yağla kullanıyorsun. Böyle yapıyordun ya. O hani böyle yağ birikimi, öyle bir şey kalmadı artık. Daha basit yapılıyor. Daha basit mi yapılıyor? Daha az yağlı. Daha az. Gene yağlı da çok az yağlı.